Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Kanal 52 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Efe Şevcioğlu. Gündemin gelişmelerini sizlere aktaracağım ve Fındık'la başlayacağız. İlk haberimiz Fındık olacak. Biliyorsunuz fındık tahsat sezonu artık önümüzdeki hafta itibariyle resmen başlıyor. Üreticiler daldaki altın boncuğu almak adına, yani onları toplamak adına bahçelere giriş yapacak. Ve aslında hasat sezonu öncesi geçtiğimiz cuma günü de fındıkla ilgili önemli bir gelişme yaşanmıştı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan fındık fiyatını açıklamıştı. Giresun için 17, Ordu özelinde ise 16 lira 50 kuruşluk bir fiyatı açıklamıştı. İşte aslında tek de fiyatı açıklamadı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bir diğer gelişmede Toprak Mahsulleri Ofisi'nin ne zaman fındık alımı yapacağına dahildi. Onu da açıkladı Erdoğan ve Kurban Bayramı'ndan sonraki süreçte Toprak Mahsulleri Ofisi'nin fındık alımlarına başlayacağını açıklamıştı. O açıklamadan sonra yeni haftada da Toprak Mahsulleri Ofisi bir açıklama yaptı. Alım kriterlerinden tutun da tarihine kadar bütün gelişmeleri üreticilerle paylaştı. İşte o detaylar ekranınıza geliyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma günü Giresun kalite fındık için 17 Türk lirası, Levent kalite fındık içinse 16 lira 50 kuruşluk fiyat açıklamasının ardından Toprak Mahsulleri Ofisi de beklenen açıklamayı yaptı. TMO tarafından yapılan açıklamada kurumumuzun iştigal alanına giren ve Karadeniz bölgemizin başlıca gelir kaynaklarından olan fındığın alım fiyatları fındık hasadının başlamasına sayılı günler kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Fındık fiyatının 19 liraya kadar geldiği hatırlatılan Toprak Mahsulleri Ofisi açıklamasında kurumumuzu hasat dönemi başlamadan fındık alımı için görev verme kararı aldıklarını söyleyen Erdoğan, %50 randıman esasına göre Giresun kaliteli fındık 17 lira, Levent kaliteli fındık 16 lira 50 kuruş olarak belirlendi. Bunu kilogram başına yaklaşık 2 TL olarak mazot ve gübre desteğiyle alan bazlı destek de eklenecek. Böylece fiyatlar 19 TL ve 18,50 TL seviyesine kadar gelecek dedi. Fındık alım tarihini ve randevu şartlarını açıklayan Toprak Mahsulleri Ofisi, alımlara Kurban Bayramı sonunda başlanılması planlanırken üreticilerimizin randevularını www.tmo.gov.tr ve www.randevutmo.gov.tr adreslerinden ya da Toprak Mahsulleri Ofisi işyerlerine müracaat edilerek alabilecekleri belirtildi. Ayrıca üreticilerimizin fındık alımları konusunda her türlü bilgi ve sorunlarını 0312 416 3410 numaralı telefona iletebilecek. TMO tarafından yapılacak olan 2019 yılı fındık alımı başta Karadeniz üreticiler olmak üzere tüm milletimize hayırlı ve bereketli olmasını dileriz ifadesinde bulunuldu. Değerli izleyenler, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin alımlarını izlediniz. Yani aslında alımlar yapılacak. Geçen seneki hasat sezonu gibi olmayacak. Bu sene biraz daha tarihleri belli. Artık zamanlaması da belli olacak. Üretici biraz daha rahat bir şekilde hasadı bitirecek. Ve bazı üreticilerde aslında özellikle kıyı kesimlerde fındıkta 6 Ağustos'ta başlaması gereken resmi hasat tarihi öncesi bahçelere girdi. Nedeni de şu, erken olgunlaşan ürünlerini toplamak istiyor üretici. Haliyle domuz saldırılarına karşı da fındığını korumak istiyor. Özellikle kıyı kesimlerde bazı üreticiler ilçe bazına baktığımızda değişkenlik de gösterebiliyor. Fındık toplamaya başladı. O görüntüler gelsin şimdi ekranlarınıza. Fındıkta yeni hasat sezonuna günler kala resmi hasat tarihi olan 6 Ağustos'tan önce bazı üreticiler erken olgunlaşan ürünleri toplamaya başladı. Karadeniz'in önemli geçim kaynaklarından biri olan fındıkta üreticiler erkenden bahçelerdeki yerlerini almaya başladı. Bölgede fındığın olgunlaşmasıyla birlikte sahil kesimlerinde bazı üreticiler bahçelerde ürün hasadını da sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fındık fiyatını 16 lira 50 kuruş olarak açıklamasının ardından üreticiler de rahat bir nefes alarak hasada başladı. Bu yıl rekoltenin iyi olmasını bekleyen üreticiler hem fiyattan hem de Toprak Mahsulleri Ofisi'nin alımlarından memnun olduğunu dile getiriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun kalite fındığın 17 liradan, Levant kalite fındığınsa 16 lira 50 kuruştan alımının yapılacağını açıklamıştı. Değerli izleyenler, dün Ordu Çevre Yolu'nda Öceli Tüneli'nde hareketli saatler yaşandı. Bir araç seyir halinde ilerlerken aniden
yanmaya başladı. Sürücü kendini araçtan attı. İçindekiler araçtan attı. Ve araç kısa sürede alev topuna döndü. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın sonrası herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Araçsa kullanılamaz hale geldi. Ordu çevre yolunda hareketli saatler yaşandı. Dün tünel içerisinde bir araç aniden alev aldı. Kısa sürede ateş topuna dönen otomobil kullanılamaz hale geldi. Alınan bilgiye göre sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 55SR107 plakalı otomobil Ordu çevre yolunda bulunan Öcele tünelinde motor bölümünden alev alarak yanmaya başladı. Bunun üzerine sürücü otomobili sağ şeride çekerek itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince otomobilde çıkan yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale gelirken trafik de bir süre şehir içerisindeki yoldan verildi. Öte yandan araçta bulunan 4 kişinin dumandan etkilendikleri ve kentteki özel hastaneye kaldırıldıkları öğrenildi. Aracın kaldırılmasının ardından kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı. Ve değerli izleyenler, Ordu Üniversitesi'nde 8 yılı geride bıraktı Ordu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Tarık Yarılgaç. Geçtiğimiz hafta 11 tane üniversite için Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı rektör atamaları yapılmıştı. Bazı rektörler yerini korurken bazı rektörler de görev değişikliğine gidildi. O isimlerden bir tanesi de Profesör Doktor Tarık Yarılgaç ve Ordu Üniversitesi oldu. Yarılgaç artık veda ediyor ve veda öncesi de ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Ordu Üniversitesi'nin rektörü Profesör Doktor Tarık Yarılgaç Kanal 52 ziyaret etti ve 8 yılın küçük bir değerlendirmesini yaptı. Yapılan yönetimle ilgili de mutlaka yapılacak işler vardır. Ordu Üniversitesi'nde 8 yılı deviren ve üniversitenin gelişiminde önemli bir rol oynayan Ordu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Tarık Yarılgaç görevi Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ali Akton'a devrediyor. Uzun süre rektörlük görevini yürüten ve bir fidan gibi aldığı üniversiteyi bir ağaca dönüştüren Rektör Profesör Doktor Tarık Yarılgaç veda ziyaretlerine başladı. Ordu'da kurum ve kuruluşları ziyaret eden Rektör Yarılgaç, ziyaretleri kapsamında Ordu'nun dünyaya açılan penceresi Kanal 52'de ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Ordu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Tarık Yarılgaç, 2011 yılında göreve geldiğinde yeni doğacak bir üniversitenin karşılarında olduğunu ifade etti. Adım adım üniversiteyi büyüttüklerini söyledi. Söylediğimiz bir laf vardı 2011 yıllarında geldiğimizde, cenin aşamasında olan bir üniversite diye ben öyle ifadelendiriyordum. Yani bu noktadan baktığımızda hakikaten iyi gelişmeler oldu. Güzel bir ekip çalışması oluşturduk. Bölgenin sayılı ve kuralları işlemiş olan bir üniversitesi haline geldi. Bize olan tercihten de biz bunu anlıyoruz. Tercih edilebilen bir üniversite. Bu da bizim memnuniyetimizi artırıyor. Yani çalışanlarımızla beraber, öğrencilerimizle bu ilişkiyi şehirle beraber kurmuş olmanın getirdiği bir övüncü yaşıyoruz. Rektör Yarılgaç, uzun soluklu bir sürevinin içerisinde bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu sözlerine ekledi. Ben teşekkür ediyorum herkese. Ciddi bir ekip çalışmasıydı. Uzun bir süreydi. Uzun soluklu bir iştir zaten üniversite hayatı. Yani yüzlerce yıl yaşayacak olan bir kurumun ilk nüvelerini veriyorsunuz. Bu da bize kısmet oldu. Hem memleketimize hizmet etmiş olduk. Hem işte gençliğe, diyelim ki bilim camiasına, akademiyaya güzel işler çıkartılmış oldu. Bundan sonrası için de üniversite artık bir kademe daha yükselecek işleri yapar hale geldi. Ben memnuniyetimi ifade etmek isterim. İşte bir artık görev süresi bitecektir. Bunlar hep olacak şeyler. Hayat boyu devam edecek olan işlerle biz yine kendi hayatımıza da devam edeceğiz. Değerli izleyenler, havalar ısındı. Özellikle Temmuz ayını biraz böyle mevsim normallerinin dışında geçirdi Ordu. Bu hafta da aslında havalar iyi gidiyordu ve vatandaşlar da serinlemek adına kendilerini denize atıyor. Özellikle Ordu'da turizmde göze mekanlardan bir nokta var ki orası da Perşembe ilçesi tabii ki. Perşembe ilçesinde bulunan Hoynat Adası'nın yan tarafındaki alanda da vatandaşlar denize giriyor. Ancak bugün bir gelişme yaşandı. Bunu da sizlere aktaralım. Değerli izleyenler, bir vatandaş botla açılmak istedi. Şişme bot olarak da tabir ediliyor ve bir anda akıntıya kapıldı. Tabii rüzgar da çıkınca vatandaş tabii ki tek başına dalgalarla mücadele edemedi ve akıntıya da kapıldı. Olayı gören diğer kişiler olayı direkt Ordu Büyükşehir Belediyesi su kazalarını önleme merkezine bildirdi. Ekipler kısa sürede olay yerine geldi ve
o kişiyi boğulmaktan kurtardım. Ordu'nun Perşembe ilçesi Oynat Adası yakınlarında denize giren bir kişi, eğlence olması amacıyla şişme botla denize açıldı. Kısa sürede akıntıya kapılan vatandaş bir süre denizde sürüklendi. Kendi imkanlarıyla kıyıya ulaşmaya çalışan vatandaşın bu hamlesinde başarılı olamayınca bir süre daha akıntıda sürüklendi. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen Ordu Büyükşehir Belediyesi Su Kazalarını Önleme Merkezi ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler denize sürüklenen vatandaşı kurtarmak adına zamanla yarıştı. Botun üzerinde bulunan kişiyi güvenli alana götüren ekipler vatandaşı boğulmaktan kurtardı. Özellikle rüzgarlı havalarda güvenli olmayan botla denize açılma durumunda vatandaşların akıntıya kapılabileceği ve boğulma tehlikesi yaşayabileceği konusunda ekipler vatandaşları uyarıyor. Değerli izleyenler, özellikle Fındık'ta Ordu önemli bir ihracatçı konumunda yer alıyor. Özellikle yurt dışına da ihraç etmek istiyor. Fındık denilince tabii ki fındığın en önemli alıcılarından biri de Çin. İşte Çin'le alakalı bir gelişme ekranlarınıza gelecek şimdi. Çin'de bir fındık, özellikle fındık şirketinin genel müdürü Ordu'ya geldi. Fındık'la ilgili bir inceleme de yapıyor. Karadeniz bölgesini ziyaret ediyor. Ordu'yu da ziyaret ediyor. İşte o haber şimdi ekranınıza gelsin. Çin Halk Cumhuriyeti'nin en büyük gıda ve tarım firması olan ve ülkemizde halihazırda önemli bir miktarda fındık ithalatı gerçekleşen Jofco grubuna bağlı Jofco Sondri şirketine yönelik olarak özel nitelikli alım heyeti programı gerçekleştirildi. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bankası Koordinasyonu, Türkiye İhracatçılar Meclisi Organizasyonu ve Karadeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği İşbirliği ile organize edilen program kapsamında ülkemize davet edilen şirketin Genel Müdür Yardımcısı ve beraberindeki heyet 26 Temmuz 2019 tarihinde Giresun'da organize edilen ikili görüşmelerde bölgemizdeki fındık ihracatçılarıyla bir araya gelerek yeni iş bağlantıları gerçekleştirdi ve fındık işleme tesislerini ziyaret ederek Türk fındık sektörüyle fındık işleme faaliyetlerine ilişkin ayrıntılı bilgiler aldı. Fındık ihracatçılarının ana hedef ülkelerinden biri olan Çin Halk Cumhuriyeti, ihracatçı birlikleri tarafından uzun yıllardır ısrarla yürütülen tanıtım faaliyetleri sonucunda en çok fındık ihraç ettiğimiz ilk 10 ülke arasına girmiş olup, Çinli firmalara yönelik bu tarz faaliyetlerle söz konusu ülkeye yönelik fındık ihracatımızın yıllık 10 bin ton seviyelerine çıkarılması ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin en büyük 5 alıcı ülke arasında yerini alması hedefleniyor. Çin Halk Cumhuriyeti'ne gerçekleştirilen fındık ihracatındaki artış trendi içinde bulunduğumuz 2018-2019 ihraç sezonunda da devam etmekte olup 2019 Temmuz ayı itibariyle Çin Halk Cumhuriyeti'ne 8 bin ton karşılığında 58 milyon dolar fındık ihracatı gerçekleştirilmiş ve sezonun bitimine bir aylık daha süre olmasına rağmen şimdiden tüm zamanların en yüksek rakamlarına ulaşarak rekor kırılmıştır. Değerli izleyenler, Ordu'da bir çocuk kör olmaktan kurtuldu. Doktorların başarısı şimdi ekranınıza gelecek. O haber ekranınıza gelecek. Detayları ise şu. Prematüre bir bebek ve bebeğin kör olma riski var idi. Tabii ki uzman doktorlar konuya vakıftı. Bunu engelledi. Şimdi ekranınıza gelsin. Ordu'da körlük riski taşıyan prematüre bir bebeğe zamanında müdahale yapılarak görme kaybını engelleyen prematüre retinopatisi operasyonu yapıldı. Alınan bilgiye göre Sağlık Bakanlığı, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde bir çiftin 28 haftalık 1 kilo 90 gram prematüre kız bebeği doğdu. Doktorlar erken doğan bebekte gözünün arkasındaki damarların gelişmemesi üzerine ROP testi yaptı. Bunun üzerine hastanenin göz hastalıkları uzmanı operatör doktor Aslan Uzun tarafından bebeğe zamanında müdahale yapılarak görme kaybı önlendi. Ve değerli izleyenler, bu haberle Kanal 52 Ana Haber Bülteni'ni noktalıyoruz. Yarın saatlerimiz 18.30'u gösterdiğinde bizler yine Ordu'nun gelişmelerini sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Efendim, mutlu akşamlar, hoşça kalın.